Dışarı çok değerli misafirler, uzaktan yakından gelen, az önce duyduk dostlarımız. Üçüncüsünü yapmış olduğumuz ya da yapmakta olduğumuz sektör buluşmasını gerçekleştiren Ali Bey'e tabii ben de teşekkürümü sunmak istiyorum. Kendisi gerçekten çok ciddi, çok önemli bir iş yapıyor. Geçtiğimiz yıl Bayraktar'daydık biliyorsunuz. Bu yılda buradayız ve konular tabii ki aşağı yukarı birbirine benziyor. Ama önce kendimi tanımayanlar için kısaca tanıtayım. Bilal Dinçer, şu 3 günden geliyorum. Yani Stuttgart'ın 50 km doğusunda 60 bin nüfuslu güzel, şirin bir şehirdir. Görmediyseniz tavsiye ederim. Çok hoş bir şehirdir. Şehrimiz 45 yıldır orada yaşıyorum. İnşaat sektöründe müteahhit şirketimiz var. Dinçer Projekto dediğimiz şirketimiz. Aile şirketimiz. Aile şirket grubu içerisinde bir tanesi Dinçer Projekto. Lojistik bölümünde de aktifiz aynı zamanda. Ama bu akşamki konularımız tabii ki inşaatla ilgili, gayrimenkulle ilgili, finansmanla ilgili konularımızı ben de daha sonra birbirinden değerli panel arkadaşlarımla birlikte sizlere de bazı bilgiler vermeye çalışacağız. Şimdi bizim işimiz biraz daha zor tabii ki. Ali Bey bize ikinci panel verdiği için birinci panelde birçok konu ele alındı, birçok konu gerçekten değerli katılımcılar tarafından aydınlığa kavuşturuldu. Biz size farklı yönlerden, farklı konuları da anlatmaya çalışacağız. Amacımız herkes bu akşam burada tabii ki network dediğimiz, iletişim dediğimizin dışında da bir takım bilgileri, daha önce duymadığını, bilmediğini öğrenmek istediği bazı yeni bilgilerle gidebilirseniz buradan biz çok mutlu oluruz. Bizim amacımız bu. Sonuçta bilgilerimizi birbirimizle paylaşma gayreti içerisindeyiz. Ben o yüzden daha fazla vakit harcamadan sizlere değerli katılımcı panel, ikinci panel katılımcı arkadaşlarımı sahneye davet etmek istiyorum ki onların da değerli bilgilerini hepsi kendi alanlarında uzman olan, kendi alanlarında uzun yıllardır tecrübeleri olan arkadaşlarımız. Hemen kapıdan gelen Çiğdem Hanım'ı hiç kaçırmayalım, hemen panele davet edelim. Çiğdem Ceylan Mutlu, geçtiğimiz yılda katılmıştı Çiğdem Hanım. Kendisi mimar ve özellikle de KFV konuları ve enerji dekatı dediğimiz enerji danışmanlık konularında uzman bir arkadaşımız. Katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hemen bayanlardan devam edelim isterseniz. Sevda Çakırgöz Hanım, Kalsuray tarafından geliyor kendisi. Kendisi de çocuğun mühendisi. Kendisinin de daha önceki, biz konuşuyoruz buraya gelmeden önce, biz kendi aramızda konuşuyoruz, bunu açıkça söyleyelim. Çok güzel fikirleri var, çok güzel düşünceleri var. Onları da misafirlerimizle paylaşırsak daha sonra herkesin memnun olacağına inanıyorum. Devam ediyorum, Adem Kılıç arkadaşımızı sahneye davet etmek istiyorum. Adem Kılıç arkadaşımızı bana da göreceksiniz. Kolonu hoppa, şahin söyleriz. Adem Bey hoş geldiniz. Sizin de değerli bilgilerinizi almak üzere hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Hemen devam edelim. Evet, parasız hiçbir şey olmuyor. Az önce basit arkadaşlar birbiriyle konuşuyorlar. Diyorlar ya para her şey değil. Oradan bir başkası diyor ki tabii her şey değil. Gayrimenkul, altın, bunlar da olmaz. Hoş geldiniz. Evet, hiç vakit kaybetmeden merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlarınızı kendi dillerinden tanıyalım diye hemen dayanmadan başlayalım isterseniz. Kendinizi kısaca tanıtırsanız, isim, turistin, nereden geliyorsunuz? Ağırlıklı konularınız nelerdir? Buyurun. Ben yaşındayım. Almanya'da üçüncü üniversitedeyim.
Teşekkür ederiz Süleyman Bey. Osman Bey buyurun. Evet, başta Sayın Başkanımızın olmak üzere ateş ederimiz, STK Başkanımız, değerli misafirler. Hepinize saygı ve sevgili selamlıyoruz. Şimdi bize buradan soru sorulacak. Bilal Bey'in şimdiden rica ediyorum. Bilal Bey, biz bir gün bir cuma namazına gidiyordum arkadaşıyla. Kendisi de bayağı böyle hoca sevgisinde birisi. Ben de dedim ki, yani bu hocadan dedim, bazen kürsüde vaaz edip geliyor ki, bir rivayete göre. Niye böyle başlarlar dedim. Dedi ki, eğer bir hoca bir rivayete göre diye başlıyorsa o soruyu bilmiyor. Şimdi sen de lütfen çalıştığınız yerden sonra, yoksa biz bir rivayete de devam edeceğiz. Onu göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Sayın Müslüman Kılıç. Öncelikle Kilim Gazetesi'ne Ali abiye çok çok teşekkür ediyorum. Daveti için Allah razı olsun. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok mutluyum burada olduğum için. Bayağı davetlere gelemedim. İsmim Adem Kılıç, 34 yaşındayım. Horlu Balçak Sözü yönetiyorum. Sahip değilim, her şeye sahip Allah'tır. Onun için şirketimizi yönetiyoruz. Bu sene 10 sene oldu. Seneye 11. seneye varacağız inşallah. Sigorta işleri yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür geldiğiniz için. Sağ olun. Hemen Terim Bey'e geçelim. Sizi de kısaca tanıyalım Terim Bey. Merhabalar, iyi akşamlar. Tam direktörler. Ben aslen Erzurum'um. İstanbul'da doğdum. İstanbul'da yaklaşık bir üniversite okudum. Sonra okul için Almanya'ya geldim. Yaklaşık 20 yıldır statik üzerine çalışıyorum. Asıl mesleğim statik. Ayrıca bir Alman firmasında da danışman olarak çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen soru bölümüne geçmek istiyorum. Aslında böyle soru cevap değil de bir sohbete çevirmek istiyorum ben burayı biraz. Sizin de böyle değerli dikkatlerinizi tabii daha çok alabilirsek çok çok güzel olacak. Ve ben biraz da provokatif olmak istiyorum. Yani böyle biraz daha heyecanlandıralım ortamı. Daha önce de konuştuğumuz için Seda Hanım, size bir şey sormak istiyorum. Hep krizden bahsediliyor, uykulardan, karabinlerden, sıkıntılardan, zorluklardan, çok çok farklı şeyler de duyduk. Tabii çok motive eden şeyler de duyduk. Sayın Başkan Sorsan'ından da mesela nereye düşünmemizi, nereye gitmemiz gerektiğini de duyduk. Gerçekten o kadar kötü mü bu içinde bulunduğumuz kriz? Ya da bu krizi biz mi yanlış anlıyoruz? Krizin neresi miyiz? Ya da kriz kötü olmak zorunda mı? Buyurun. Şimdi tabii ki bir kriz var ama son yıllara baktığımız zaman inşaat sektörü gerçekten çok çok iyiydi. Faizler çok çok düşük. Önceki panelde de finans uzmanları belirttiği gibi yani %8-%10 faizler bu ülke gördü yani. Hani son zamanda faizler %1 oranındaydı. Şu an %4'e çıktı. Aslında bu çok anormal bir durum değil. Evet, fikri söz konusu, siyaset şu an inşaat sektörünü biraz bağlı sanıyor gibi. Yani enerji konusunda bazı kısıtlamalar gibi benim için bana daha iyi geliyor. Ama şöyle bir durum var. Yani ben 2003 yılında üniversiteye başladığımda 136 öğrenci başladı. 4 yıl sonra benimle mezun olan 22 kişiydi. Ve bu 22 kişiden 5 yıl boyunca bir 10 kişi çıkamadı. Şu an biz bunları bulamıyoruz. Yani bizim mimarlarımızı Türkiye'de getirdik, Almanya piyasasıyla çalışacak mimar çok zor bulmak. Yani bu işçi inşaat sektöründe aynı şekilde. Ondan dolayı evet bir kriz var ama önceki son yıllara baktığımızda bir kriz var. Bundan önceki 15 yıl öncesi, 20 yıl öncesi baktığımızda durumumuz iyi aslında. Ondan dolayı bence de cesaretli olup yatırımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Benim düşüncem bu. Yani mesela biz son yıllarda işte bir ayrı kur ve dağsanma istediğimizde çok zorlanıyorduk. Çünkü piyasada zaten pahalı olan şeyler mesela internete düşüyor. Fiyatı uygun olan şeyler hiçbir şekilde denk gelmiyordu bize. Ama şu an emlakçılar bize mesela uygun araziler gönderip ilgileniyor musunuz diye soruyor. Ve bu uzun zamandır yoktu. Hani ondan dolayı piyasanın aslında bence yatırım için şu an çok doğru bir zaman olduğunu düşünüyorum. Yatırım için para gerekli. Para olmayınca hiçbir şey olmuyor. Paranın da sıkıntı olduğunu öğrendim. Faizlerin düşmesi
krizi bitirir mi? Çözüm faizlerin düşmesinde mi? Uzmanına soruyorum. Bilal Bey, bence kriz her zaman insanın kendi beynindedir. Yani şu anda kriz var diye emlak sektörü mü durdu veya iş yapanlar, şu an emlak satanlar emlaklarını mı artık satmıyor? Yani piyasada yine hareket var. Ancak bu hareket biraz minimize olmuş durumda. Yani 2020 öncesi mantığıyla 2023'e adım atarsak o zaman biz bir kriz içerisindeyiz. Bu doğru. Bakın bugün Avrupa'nın en büyük portallerinden bir tanesi, isim vermeyeceğim çünkü onlar alavi reklam parası vermediler. O yüzden isim vermiyorum. Avrupa'nın en büyük immobilya portalinde baktığımız zaman emlak fiyatları sadece %2, %3 düşmüş. Ancak Greis Enstitüsü'nün vermiş olduğu istatistiklere göre, çünkü Greis Enstitüsü satılmış olan, yani sözleşmeye imza atılmış noterde, satılmış olan fiyatlar üzerinden bir istatistik veriliyor. Şimdi buraya baktığımız zaman emlakların fiyatları sadece %3, %4 düşmüş. Daha fazla düşmüş. Yani %15'lere kadar düşmüş. Peki bu aradaki fark ne? Emlak portalindeki rakam satıcının talep ettiği, arzu ettiği rakam. Peki Greis Enstitüsü'nün vermiş olduğu verilere bakacak olursa, orada da bir %15, %20 fark varsa, demek ki pazarlık kabiliyeti olan, krizi kriz gibi görmeyen, fırsatları değerlendiren insanlar emlak portalindeki fiyatlardan çok çok daha aşağı emlaklar alabilmişler. Yani bana sürekli soruyorlar, hocam işte şu anda doğru zaman mı? Faizler yüksek mi? Evlerin fiyatları yani hali yüksek, fazla da düşmedi ama yine bir %15 var. Faizler yüksek diye anlıyoruz. Önümüzdeki 5. ay, 6. ay bugün Amerika, biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası bugün bir açıklama bekleniyor. Ben bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama düşen enflasyona göre 5. 6. ve 7. aylarda bu faizler yine düşecek. Faiz düşünce bu kez tekrar emlak fiyatları fırlayacak. Peki doğru zaman ne zaman oldu? Doğru zaman dediğimiz bir şey yok. Yani özür diliyorum, hemen bağıracağım diye veya bölmem lazım. İnsanlar yanlış anlamasın, kafası karışmasın. Emlak dediğimiz zaman belki şu anda iki çeşit emlaktan bahsediyoruz. Bir, mevcut eski emlak, mevcut olan. Orada dediğin doğrudur. Orada fırsatlar çıkıyor. Ama buradaki arkadaşlarımızın birçoğu yeni yapılanmalarda, yeni projelerde, yeni oluşturulan konut projelerinde özellikle satışları durdu. Evet, satamıyor. Ve orada düşüş yok. Çünkü imal ettikleri fiyatlar aynı. Aynı. Onun hatta maliyet arttı bile. Maliyet arttı. Yani benden düşüyor. Aynen. Onu ayırmamız lazım. Yani benim burada anlatmak istediğim şu. Yani biz bugün eskiden atıyorum yeni yapı müteahhitliği yapıyorsak bugün konjonktüre göre hareket etmemiz gerekiyor. Yani örnek vereyim, eski binalarda al, böl, sat modeline göre ticaret yapmış olan arkadaşlarımız bugün 4, 5, 8 ailelik yerler değil, daha çok küçük dairelerin üzerinde çalışması lazım. Yani bu süreç bir atlatma süreci. Bu süreçte de fazla risklere girmeden bir şekilde bu süreci atlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Fazla da uzatmak istedim. Teşekkür ederim. Strateji bir, bu süreci atlatmak. Fırtınalar, fırtınaya doğru yürüyoruz. Bu fırtınadan çıktıktan sonra az önce de duyduk, özellikle genç arkadaşlarımız dediler ki tekrar güneşli günlere kavuşacağız. Ve her bizde de vardır o sözler, Almanlarda da vardır o sözler. Her doğruluktan sonra bir kolaylık olacaktır inşallah diyorum. Ve şimdi az önce biz böldük. Dedik ki eski yeni ayırdık. Eskiye gidelim. Eski binalarla ilgili az önce onu da duyduk. Türklerin merakı çoktur eski binaların tadilat yapıp ya oturur ya satar gibilerinde. Eski bina tadilatıyla ilgili düşündüğümüz zaman hemen aklımıza teşvik. Devlet hukuku arasında teşvik var. Sizin çok güzel TikTok videolarınız var bununla ilgili mesela. İzliyorum Mustafa Bey. Ama şimdi duyuyoruz tabii ki AFP şu kovranı var, şu teşviği var, şu enerji standartını yaparsanız şu kolaylıklar var ama o kadar da kolay mı bu programlara ulaşmak?
Bunun için yer banka lazım size. Bunun için bir program lazım size. Bu konuda da uzman olan enerji danışmanlığı yapan Çiğdem Hanım'a söz vermek istiyorum. Çiğdem Hanım, bu gerçekten şu anda cazip bir konu mu? İnsanlar eski mevcut binalarına yönelsinler mi? Kayfi programlarından, kayfi programları bu ara tabii sıkıntılı. Bugün hükümetin bir açıklaması var bugün öğleden sonra, biliyorsunuz bütçe sıkıntısı var Almanya'da. Bütçeyi şu anda tamamlayamıyorlar ve hafta sonu anlaştı hükümet partileri ve bugün açıklamalar oldu. Nasıl devam edeceklerini açıkladılar ve kesinlikle de bu programların birçoğunun teşviğini kaldıracağı sinyalleri verildi şu an tarafından bugün öğleni. Siyasete çok fazla girmeyeceğiz tabii ki, deniyoruz ama geçtiğimiz yıl hatırlarsınız Foyabak'taki programımızda eyalet parlamentosundan bir milletvekili geçmiş Türk kökenli arkadaşımız vardı. Genelde hatırlıyordur. Keşke bu akşam burada olsaydı da geçen yıl konuştuklarımızı, yapmak istediklerini ne kadar gerçekleştirdiler ya da gerçekleşmediler konuşabilseydim. Ama geçmişin faydası yok. Önümüze bakmamız lazım. Şu ana bakmamız lazım. Ne yapabiliriz? Yönelelim mi? Yeni binalar dışında eski binalara ve tarife programları mantıklı mı sizce? Şimdi Bilal Bey çok önemli bir konuya değiniyor. Ben inşaat sektörüne 2008 senesinde mimar olarak başladım. Ve o zaman da kriz vardı, dünya krizi vardı ve inşaat krizi. Biz üniversite mezunu olarak iş bulamadık. Ben şu an şöyle bakıyorum, yıllar boyunca iş tecrübemle her kriz bir fırsat yaratıyor, oluşturuyor. Karamsar kesinlikle olmamak lazım. Mutlu arkitekt olarak mimarlık, planlama hizmetleri yanı sıra bu krizden ben kendimce düşündüm. Enerji beratum bir fırsat. Çünkü Almanya'da şimdiye kadar bakmak lazım. Pandemi öncesi savaşlarımız var. Savaş öncesi yeni konut projelerimiz vardı. Şu an çoğu durakladı. Faizler yükseldi, alım gücü yükseldi, yatırımcılar çekimser. Evet, devletin 2030 senesi için bir enerji hedefi var. Bundan dolayı farklı enerji programları var. KfW Bankası olsun, ama sadece KfW Bankası değil, DAFA, Einzelmaßnahmelerden yararlanabilirsiniz. Ben enerji beratörü olarak evet bunu çok yani fırsat olarak görüyorum. Mevcut binaları yatırım yaparak, bunları tespit ederek farklı devletin sunduğu programlardan yararlanabilirsiniz. KfW Bankası'nın bin bir çeşit programları var. Faizleri de çok uygun. Fakat bu projeye bağlı tabii ki, büyüklüğüne bağlı, yatırıma bağlı. Einzelmaßnahme, BAFA dediğimiz Einzelmaßnahmelerde de programlar var, teşvikler var. Bu tabii projeye bağlı ama şu bir gerçek, Almanya'da mevcut binalar çok, mevcut sayısı çok. Bunlar yenilenmesi lazım, enerji standartı yükseltilmesi lazım ki bu programlardan talep yararlanabilirim. Bunun için tabii ki enerji beratı kesinlikle gerekiyor ve tabii ki yanı sıra gerekiyorsa, günümüze uygun planlamalar da yapılırsa mimar, enerji beratı iyi bir değerlendirme yapılır yani. En küçük bir soru, şöyle bir söylenti olur yani. KfW programları iyi hoş da o KfW standartına ulaşabilmek için yapacağınız masraf değmiyor. Yani çok fazla masraf yapacaksınız ki o KfW programına ulaşın. Yok, bırakın biz onu uğraşmayalım, biz bildiğimiz gibi yapalım, o teşviği de almayalım. Böyle bir ön yargı var, doğru mu? Ben katılmıyorum size Bilal Bey, şöyle düşünüyorum. Ben demiyorum. şöyle bakmak lazım duruma. Bir mevcut eski bina, bunun ısıtım sistemi var, tesisatı var. Bunu yenilediğinizde, yani programlardan yararlanarak yenilediğinizde, artı demo, yani cephede yalıtım sistemi, artı pencere ve çatı, sonuçta bazı kurallar var, yeni getirmemiz gerekiyor. Uzun vadede bakılınca, hesaplanınca bence çok daha karlı olacağımızı düşünüyorum ki böyle de yapılıyor. Çok teşekkür ediyorum.
Şimdi satışa gelelim. Deniliyor ki ya krizden korkmayın, yine de alın, ileriye dönün, alan kazanır diye bir cümle vardı bizim. Türkiye'de çok kullanılır mesela her zaman. Siz satış noktasında tecrübesi olan bir vatandaş mısınız? Anlayacağım abi videoyu. Düşünüyorsun. Ben satış noktasında ben daha ziyade statik yaptığım için ben yani mimar arkadaşlarım, enerji mimar arkadaşlarım projeyi ortaya çıkardıktan sonra biz onun statiğini yapıyoruz. Yani onun artık yapılabilir olmasını sağlıyoruz. Yani biz işin bu noktada biraz daha gerisinde duruyoruz. Yani satış noktasında da yani ben 20 yıldır statik yaptığım için yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi enerji politikası çok fazla da böyle hani sınırları aşıp yanlış şeyler söylemek istemiyorum ama yani normal bunu ben kadarında yaptım. Yani enerji daha uz faizli veya da enerji terapi olayları ben yaptım. Bürokrasi çoğaldıkça fark ettim ki yani bu bir yerden sonra artık pek verimlilik olmuyor. Bunu gerçekten enerji beraatı yapan arkadaşlara verilmek lazım. Çünkü bürokrasi çok fazla oluyor. Ama biz şunu fark ettik ki yapılan binaları yani Austin Bület dediğimiz binaları biz yapıyoruz. Ondan sonra içerisine koyduğumuz kaliter sistemine göre kaç sene alıyoruz. Sonra bakıyoruz ki aynı bina içerisine koyduğumuz kaliter sistemine göre yapılan kaç sayıdan kaynaklanan değişik bölgelere giriyor. Yani belirli bina, enerji konusunda çok belirli, az belirli bina gibi böyle kategorilere ayrılıyor. Ve bunun içinde tabii biraz da şey var, yani kullandığınız software ile ilgili veyahut da o noktada devletin bir tür teşvikler veriyor. Bunlarla ilgili bir takım çözümleri var ama burada dediğim gibi enerji beraatı yapan arkadaşlar var. Biz işin en son kısmında, yani statik kısmında olduğumuz için yani şu an tabii ki her kriz yeni dengeler oluşturur. Şu an yeni binalarda, yeni projelerde bir azalma var, doğrudur. Çünkü insanlar almakta biraz çekiniyorlar. Alım şartları biraz daha ağırlaştı. Dolayısıyla Beşkant'a yani sanıyorum projeler biraz çoğaldı. Ama dediğim gibi yani kriz tamam var ama her krizde yeni dengeler oluşturduğu için yani bir şekilde yeni çözümler çıkıyor. Piyasanın durumuna göre biraz daha şekil almak gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben bir şey kabul edeyim. Konuşurken statik ağırlıklı çalışıyorum dedi arkadaş. Ben satış anlamıştım. Onun için satış sordum. Kusura bakmayın. Onun üstüne alıyorum o soruyu. Seni dinleyelim. Senin işlerin nasıl? Sen bir şey fark ediyor musun? Sigortalar için çalışıyorum diyorsun. Yani bir yerde Allah göstermesin. Yangın, sel, su baskını bir şeyler olunca seni çağırıyorlar herhalde. Değil mi? Bir anlatır mısın modelini? Bizim iş, bütün sigortalarla çalışıyoruz. Müşteri bizi arıyor. Su bastığı zaman, kalifer borusu patladığı zaman lek diyoruz, lek işleme. Bizim bir iş içeri gidiyor. Onu tespit ediyor. Su nereden bağlı, nereden bağlı kopmuş. Çoğu 80'li 90'lı yerlerde lokfa, kupfa, İtalya'dan gelen kupfa, onun için çoğusu olur. Ya da yeni binalarda dikkatsizlik çeken tesisatçılar. Çünkü bir ara Neubau çok iyi görüyordu, çok iş vardı, hata, hızlı. Nerede çok hata olur, iş yoksa orada daha çok hatadır. Biz onları tespit ediyoruz, ondan sonra bir instalatör, kaliferci, su tesisatçı gönderiyoruz. O bizim için bağlıyor. Orada kalıp sonra ıslak olan yerleri makineyle tespit ediyoruz. Neresinde yani kurutma nereye bağlı, şapın altına ya da sıva ya da tavan içi. Ona göre kurutma makinesi kuruyoruz. Böyle kurutma makinesi 21 gün sürüyor. Onu tabii ki içteki oturan halk suyu çıkartmalı, onları ilgilenmeli. Sonra kuruduğu zaman tabii ki bunları sigorta ödüyor. Sigorta çoğu şeyleri ödemiyor. Misal fugin şahı, silikona, water spoolu. Onlar artık sigortalar. Sigortacı arkadaşlar biliyordur. Onlar çoğu zaman kuran sormak ediyorlar ama artık 2022'den beri ödemiyorlar. Bizim işte durgunluk yok.
tam tersi bizim iş hep aynı, çok şükür. Bu çok dönemli olduğu zaman, iş çok olduğu dönemli olduğu zaman burada inşaat arkadaşlarım, isim vermek istemiyorum, çoğu da yoktur burada zaten. Hep bize diyorlar ki siz 2-3 tane fayansla mı uğraşıyorsunuz? Ama işte küçük işlerinden memnun olmuyor. Biz halen 2-3 fayansla ekmeğinizi kazanıyoruz diyorsun. Aynen. Siz büyük betonlarda şu anda kara kara düşünüyorsunuz. Diyorsun. Öyle tam demek istemedim ama o yana varıyor. Yani gerçekten arabanın çok yüksek Bilal Bey. O insandan insana olur. İnsanın olduğu yerde her türlü şeyler olacaktır. Tabii ki her zaman emek sarf eden, bir şeyler üreten insanlara tabii ki sahibimiz her zaman sonsuzdur. İşin iyisi, kötüsü, küçüğü, büyüğü, zengini, fakiri yoktur. Asıl olan güzel iş yapmaktır, temiz iş yapmaktır. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 10 sene. Tam 10 sene oldu. Sigortaların hiç oradan iş alabiliyor musun? Sigortaların bizlerin çoğusu, bizim sigortaların direkt kontratlarımız yok çünkü fedamızı indirmek istiyorlar ama İsmimiz çok iyi, çok şükür. Yeni inşaatlar sektöründe bazı Bavut Reyhan'ın için, bir tanesi burada isim vermek istemiyorum. Böyle birisi yeni daire aldığı zaman bizi çağırır. Çünkü Gudak'tan yapıyoruz, tespit ediyoruz inşaatların iyi olduğunu, her şey dört döndük olduğunu. Birisi daire aldığı zaman, bizi derbar getirdiği zaman yanında bir müşteri daha çok güvence veriyor. O güvence, o dengesizliği ve birisinin şüpheyi de alıyoruz. Onun için bir mimarlar da bizi çağırıyor, immobilya mağdur, Bavutay'ı onun için bir kolaylık oluyor. Bilir kişi olarak çağırıyorlar, sizden fikir alıyorlar değil mi? Yani sonrasında neler bulabileceğini bildiğiniz için siz öncesinde bakıyorsunuz, yapılma durumu iyi midir, sağlar mıdır? Aynen öyle. Süper geliştirmişsiniz, çok teşekkür ediyorum. Hayır işler genelde diyelim, bizim bir arkadaşımız vardı, cenaze işleriyle uğraşırdı, ona hiç hayırlı işler demezdiniz. Çünkü hep hayırlı işler dediğimiz zaman onun işi çoğalırdı. Bu işi çoğalınca da ne olduğunu biliyorsunuz. Onun için ama yine de hayırlı işler çünkü danışmanlık falan da yapıyormuştur. O konuda çok sevindim. Köklü bir firma olma yolundasınız. Devam edin inşallah. Şimdi çok şey duyduk bu akşam. Ya bir şeyler oluyor, değişiyor, bir şeyler yapmamız lazım. Türkler Umut dedi genç bir arkadaşım. Çok hoşumuza gitmişti hepimizin herhalde. Türkler bu Almanya için bu krizde de umut olabilir diye. Birçok konuda gerçekten biz yaşadığımız ülkeye hem saygımızdan dolayı hem de genel yapımızdan dolayı tabii ki hiçbir zaman nankörlük değil de bu ülkenin bu sorunlarıyla ilgilenme adına tabii ki herkes elinden geleni yapacak. Günün sonunda tabii ki bunun avantajları, dezavantajları bizi de vuruyor. Bir değişim mi yaşamak zorundayız acaba? Yani savaşlar çok farklı şeyler oluyor. Dünya içerisinde çok farklı şeyler var. Almanya içerisinde çok farklı şeyler var. Biz aylardır çok farklı şeyler konuşuyoruz. Gündemde çok farklı şeyler. Bir değişim mi oluyor? Bu değişim içerisinde neyi düşünmemiz lazım? Yani çok fazla radikal kararlar alıp yani sonuçta inşaatçıyız diyoruz. Yani hadi yenileri satamıyoruz, eskilere yönelelim. Onu duyduk az önce. Bunun dışında ne yapabiliriz? Yani bunun dışında insanlar, buradaki insanlar şimdiye kadar uygulamış olduğu ilgilen iş modeli sıkıntıya girdi. Ne yapabilirler? Var mı bununla ilgili fikirleriniz? Böyle bu akşam daha duymadığınız fikirleriniz? Kim var der sana vereceğim mikrofonu. Zorlamış olmayayım. Var mı fikir? Söyle o zaman. Kısa kısa fikir alalım. İnşaatçı arkadaşlarım için iş şu an yoksa bu küçük tadilatlara yönelirim. Bizim gibi şirketlerde gerçekten çok büyük işler var. Ama onların organizasyonu tabii ki başkadır. Çok kağıt kürek ister. Almanca bilirim, ne yapın ne yapın. Yani küçük küçük işler ama gerçekten bereketli. Hiç olmasa işçileriniz daha kalır. %100 çalışmasa bile %70 çalışır. Çünkü herkesin çoluk çocuğu var. Rızkı veren tabii ki Allah'tır ama mücadele bizdendir. Onun için bizim gibi poligon vatra var, sprint var. Yani isimlerini söyleyeyim ki hele bilesiniz diye. Ona da tadilat olarak yaparsınız. Fayansçı, betoncu, her iş var. Yani dışarıda su basan evlerde yani çok işler var. Bu arada Ağır Baynayış köyün tarafında bayağı bir yıl önce büyük su basmıştı. Oralar çok işli oldu. Hala bizi arıyorlar ama bizim kapasite yok. Tamam. Evet. Mustafa Bey sizin de bir fikriniz var. Var mı böyle kısaca alabileceğiniz? Ben mevcut durumda küçük konutların alım satımına yönelmelerini öneriyorum.
En önemlisi burada çıraklığını yapmadığımız işin patronu olmayalım. Buna dikkat edelim. Yani arkadaşımız bu işte 10 sene sonra uzmanlaşmış belli ki. Dolayısıyla ben de yarın bir inşaat işine gireyim dediğim zaman yapamam. Ama kendi alanında yani emlak sektöründe kalarak birçok imkanlar var. Ancak biz bu imkanları ne zaman görebiliriz? Buradaki kriz perdesini kaldırdığımız zaman görebiliriz. Yani burada sokakta bile mesela ben şimdi buraya gelirken diyorum ki ben her halükarda bir şekilde orada park yeri bulacağım diyorum. Geliyorum en küçük park alanını bile görebiliyorum. Ama ya gideceğim şimdi yine park arayacağım düşüncesiyle gelirsem ben park ararım. O yüzden ben şöyle düşünüyorum. 2020 öncesi biz neredeyse eksi faiz konumuna gelmiştik. Yani 10 bin euro alacaktınız, 9 bin euro geri ödeyecektiniz. Ağaç meyve doldu. Artık yeni meyvelere hava kalmadı. Dolayısıyla o ağaç bir silkelenmesi gerekiyordu. Ve bu dünya ekonomisi ve siyasetiyle alakalı bir şey. Yani ülkelere has bir şey değil. Bu ağaç silkelendi, onun üzerindeki meyveler düştü. Yeni meyveler için tekrar çiçek açmaya başladı. Biz şu anda bu sektörde kışın soğuğunu yaşıyoruz. Ama yazın sıcağına da hazırlanmamız gerekiyor. Bu dönemi ne yapabiliriz? Eğitime yönelebiliriz. Yani kendimizi kendi sektörümüzde geliştirmeye biraz adayabiliriz. Daha fazla tecrübe kazanabiliriz ve böylelikle de gelecek olan güneşin enerjisinden yararlanma adına bir hazırlık yapmış oluruz. Çok güzel bir tamam oldu sonunda. Sizin bu konuyla ilgili güzel fikirleriniz vardı. Yani bu krizde ne olacak? Ne olması gerekiyor? Ve krizden sonra ne olacak? Ve krizin sonunu bekliyoruz. Hepimiz bekliyoruz ve ümitliyiz de biliyoruz vereceğimizi. Sizinle telefonla görüştüğümüzde bir şeyler söylemiştiniz. Aynısını söylerseniz... Siz bayağı bir provokasyon yapmamı istiyorsunuz. Çok soruyorsunuz. Yapın. Tartışma kültürü ne kadar güçlü olursa o kadar çok güzel olur. Ya şimdi önce de söylediğim gibi yani bence inşaat sektörü zaten inanılmaz bir yüksek noktadaydı. Yani mutlaka bir iniş olacak. Ama bunun yine bir çıkış olacak. Öncesiyle karşılaştırdığımızda zaten hani aslında bir iniş var ama hani bence öyle çok zararlı bir iniş değil. Yani hani cesaret kazanıp yatırıma devam etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ve piyasa anlayışını tutarttığında ne oluyor? İşte kriz dönemlerinde piyasa temizleniyor. Yani işte cesaretli olup yatırım yapan insanlar veya farklı konsept oluşturup farklı fikirlerle hareket eden firmalar mutlaka piyasada var olacaktır. Ama küçülmeye gidip de hani biraz daha çirkin yani duran firmaları ben pek bu dönemi anlatabileceğini düşünmüyorum. Biraz daha bir doğal bir şey mi olacak, engelleme mi olacak bu kriz süresinde? Yani az önce stratejiyi duydum. Bunun içinden geçmemiz lazım bir şekilde. Güneşin doğduğunu görebilmek için herkes kendine göre bazı adımlar atacaktır ya da atıyordur, atmıştır. Ve günün sonunda tekrar o güneş çıktığında, güneşi güzel yakaladık şimdi. Güneş çıktığında gerçekten bu işi hakkıyla yapan, senin de söylediklerini unutmadım. Hakkıyla yapan insanlar kalacak ve güzel işler yapacak. Böyle mi anlamam lazım? Ya ben öyle düşünüyorum. Ya şimdi tabii ki ben kimse adına bir yorum yapma veya bir yargılama asla haddime değil. Ben kendi açımızdan mesela diyebilirim. Biz mimarlık ofisiyiz. Sonra yükleneceğiz, inşaat yapıyoruz. Yapsak anlamında çalışıyoruz. Ancak mimarlık anlamında proje olarak mesela biz ne yaptık? Virtüel reality konularında yapay zeka değil de hani bir önceki aşama olarak değerlendiriyorum ben bunu. Virtual reality yani hani diğer gözüyle binaları gezebilecek hale getirme konusunda yazılımlarımızı geliştirdik. Yani bu konuda bunu ayrıyetten işte proje yaptığımız projelerle ayrıyetten biz bunu sunuyoruz. Hani böyle farklı şeylerle biz de hani tabii ki bir farklı veya farklı daha piyasada olmayan şeylere yöneliyoruz. Onlarla ilgili araştırmalar yapıyoruz ve kendimizi geliştiriyoruz. Bu sürekli olması gereken bir şey. Ve bu her alanda herkes için geçerli olduğunu düşünüyorum. Çiğdem Hanım, sizden bu konuyla ilgili fikrinizi alalım. Benim diyebileceğim bu konuyla ilgili, şimdi ben mimarlık planlama enerji belatı üçlüsünü ya da ikilisini bir araya katarsam, mevcut binalarda mesela çok eski binalar bunlar, 1900 yılı işte
1900'lerin başından birçoğunun mevcut planları yok. Mimarlık anlamında planlama yapılması gerekiyorsa eğer, birçok aşamadan geçmiş bu binalar, büyüklü küçüklü, elimizde aktüel planlar olmuyor. Birinci problem bu mimarlık için. Enerji beraberleri de gerekiyor bu planlar. Benim hani tavsiye edeceğim belki bu anlamda mevcut binaların güncel planlama planları çizilsin, tespit edilsin ve bu şekilde bir yol alınabilir diye düşünüyorum. Yani şu duraksama zamanı birazcık bu tür şeyleri aktüelleştirme adına kullanılsın diyorsunuz. Tabii bu da gerekli bir şey sonuçta, yani hem planlama, çünkü belli projeleri verilmesi gerekiyor. Ama enerji verantının içinde lazım. Sonuçta Beşiktaş Avukname yapılması lazım. Tabii çok detaylı konular bunlar. Tabii arkadaşlarımız sorusu da olursa ilgili görüşmelerde de gerekiyor. Tamam, teşekkür ederiz. Senin de bir şey söylemek istiyorum. Tabii şu an kriz dolayısıyla bayağı dengeler değişti demin de söylediğiniz gibi, ama orada da bir gerçek var. O da şu: Almanya'nın her yıl inanılmaz derecede yeni konut ihtiyacı var. Bunun karşılaması lazım. Şu an dünyadaki politik durumdan dolayı inanılmaz bir hareket var en altta. Bu da insanların devamlı Almanya'ya, yani Avrupa'ya, dolayısıyla Almanya'ya doğru bir göçü var. Bu da Almanya'da konut sektöründe en altta inanılmaz bir baskı oluşturuyor. Yani her ne kadar bugün kriz desek de inanılmaz bir konut ihtiyacımız var. Bu noktada yapılabilecek en iyi şey şu an iyi bir gözlem yapmak. Eninde sonunda, ki yavaş yavaş işaretleri de gelmeye başladı bunun. Yani krizin tepe noktasına hemen hemen ulaştık. Dünyada artık bu yeni normaller oluşmaya başladı. Şu andan sonra bu yeni normallere göre yeni rak alıp Almanya'nın gerçeğini de unutmadan, inanılmaz derecede konut ihtiyacımız var Almanya'da. 400 bin yılda. Evet, ve bunu çok yani karşılaştırdığımız zaman yapılan konut sayısı çok altı bunun. Bu da demektir ki şu an inanılmaz bir enerji oluşuyor altta ve bu enerji önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok bariz bir şekilde piyasada fark edilmeye başlanacak. Dolayısıyla bu konuda da özellikle Avrupa'ya olan firmaların bu konuda daha da hazırlıklı olmasını ben doğru buluyorum. Evet, bunu sık sık duydum ve anlıyoruz ki önemli olan o gün geldiğinde bizim sağlam bir şekilde, hazırlıklı bir şekilde, belki de biraz değişmiş bir şekilde. Yani ileride ve şimdiye kadar olan model yürüyecek diye bir şey yok. Belki bu zamanı gerçekten dediğiniz gibi iyi değerlendirip, kendimizi de revize edip, bu gelecek olan yeni gerçeklere hazırlayıp, o gün var olmak mesela. Yani bu krizi geçmek için, sizin dediğiniz gibi bu fırtınanın içinden geçmek için elinizden geleni yapın, o günleri görebilmek. Yani hiçbirimize bir faydası olmayacak o günleri göremeyen, yani şirket anlamında göremeyen, ekonomik anlamda göremeyen ya da pes eden ve tamamen başka yönlere yüzünü çeviren insanlar o günden faydalanamayacaklar. Ama tamamen katılıyorum, konut ihtiyacı, bugün her gün gazeteler okuyabilirsiniz, Almanya'nın hem göçten hem de değişimden dolu. Yani bu daha küçük dairelerden bahsetmiştiniz az önce. Biz kendi projelerimizde, çok değerli mimar arkadaşım Mustafa Yazıcı da Friedrichshafen'den geldi ekibiyle, arkadaşlarıyla birlikte. Bizim yeni projelerimiz hep daha küçük dairelere gidiyor. Çünkü biliyoruz ki artık Almanya'daki konutların %47'si şu anda single konsept dediğimiz. Yani tek kişinin yaşadığı. Yani çiftler bir arada olsa bile ikisinin de ayrı ayrı evleri var. Yani ilişkileri devam ediyor ama ayrı ayrı single konutlarda kalıyorlar. Ve bu da geleceklere stratejilerden bir tanesi. Geçti artık o 100 metre, 120 metrekare büyük dairelere. Zaten 5500, 7500 euro metrekare fiyatını da düşünecek olursak o da zorlaşacak zaten. Evet, sizlerin eklemek istediği bir şey var mı? Faizleri çok konuştuk. Faizler yüksek olması bir problem.
bankaların da geri adım atmış olması bir başka bir problem. İnsanlara bir tavsiyeniz olabilir mi? Para bulmakta zorlanan. Evet ben cesurum, bir şeyler yapmak istiyorum. Yani hiçbir şey yapmamak da bir çözüm değil. Bir şeyler yapalım ama finansman bulamıyorum. Diyenlere ne tavsiyeniz olur? Ya Bilal Bey, şimdi finansman biraz insanın kendisinde. Yani örnek vereyim şimdi, siz yatırımcısınız. Şimdi karşınızda bir profesör var, diyor ki birlikte bir klinik açalım. Diğer tarafta bir de asistan var, diyor ki birlikte bir klinik açalım. Kimi tercih edersiniz? Profesörü tercih edersiniz. Yani sizde o bilgi, o know-how, o kapasite varsa sermaye sizi zaten bulur. Önemli olan bizim olaylara nasıl yaklaştığımızla kaynaklı bir şey. Dolayısıyla küçük daireler diyoruz mesela, değil mi? Bakın, biz genellikle maddiyatı daha çok ön planda tutuyoruz. Yani kaliteden ziyade maddiyatı daha çok ön planda tutuyoruz. Her şeyde bir katma değer size para kazandırır. Kendinize yatırmış olduğunuz bir katma değer. Şirketinize yatırmış olduğunuz bir katma değer. Ürününüze katmış olduğunuz bir katma değer size para kazandırır. Eski mantık pazarlamacılığı bitti zaten. Yani benim elimde bir ürün var. Ben çıkayım bu ürünü tanıtayım. Sizler de gelin bunu satın alın. Bu değil. Artık pazarlama konsept üzerine kuruluyor. Yani siz A'dan Z'ye kadar, Berkan Bey'in burada çok güzel bir tabiri vardır. Zor close paket dediği böyle bir konsept sunmanız gerekiyor. Artı mesela dairelerin içerisinde yani bir daireyi satmak istiyorsanız inanın arkadaşımız bilir. Yani elektrikli şarjı takıyorsunuz. Belki 3000 liradır maliyeti ama satarken 10.000 euro fazlasına satabiliyorsunuz. Yani bir yere bir katma değer sağlamak gerekiyor. Bir yere de dokunmak gerekiyor. Bu da ancak ve ancak kaliteyle olur. Özür dilerim son bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra bitirelim. Bakın bundan yaklaşık 3-4 hafta önce olması lazım. Bir belediye başkanımızla, şimdi şehir ismi vermeyeceğim, bir görüşmemiz vardı. Belediye başkanının bana aynen şunu söyledi ve dedi ki biz yatırımcı arıyoruz dedi. Ne için dedim? İki tane arsa gösterdi bana. Her bir arsada size garanti ediyorum en az 1-2 milyon euro karınız var bu iki arsada. Bir tane bina gösterdi, eski bir postane binası. 3000 metrekare kullanım alanıyla 1 milyon euroya satacak. İhale bazında değil. Yani en iyi projeyi getirene satacaklar. E şimdi en iyi proje dediğimiz zaman bizim kafa, özür dileyerek söylüyorum, herkesten özür diliyorum, kebap salonundan sonrasına basmıyor. Yani bir Ernst & House, bir Engineer House, bir Architect House, böyle bir şey yok. Ne var? Bir pastane, bir tane restoran altına, bir kebap salonu, üstüne bir de bir düğün salonu, tamam. Şimdi bunu da nasıl yapıyor? Diyor ki, ya ben diyor şu belediyenin kapısını bir çalayım, 2000 objekt, yok öyle bir şey. Ya profesyonel bir şekilde bir fizibiliteye para harcayacaksınız. 1 milyon euro'luk yatırıma girmek istiyoruz ama 1000 euro, 2000 euro verip bir fizibilite hazırlattırmıyoruz. Bedava bilgi için her yerde koşturuyoruz. Arkadaşlar büyük düşünün, ne olursunuz büyük düşünün. Ya 1 milyonda kafa durmaz mı? 5 milyona gidin, 10 milyona gidin. Ya açın biraz şurayı ya. Bakın 2009 senesinde Ali Batmaz'la birlikte ben şeyde Kurtlu Havuz Arena'da bir organizemiz vardı. Ali abi nerede? Kadir Yayla abim de oradaydı. Hatırlıyor musun Kadir abi? Ve o gün faizler 5.9'du. Ve ben yine öne çıktım. Bar bar bağırdım. Proje aldım. Ve ben lütfen arkadaşlar açın biraz ya açın. Özür diliyorum biraz böyle bir şeyden girdim ama ben Bilal Bey teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum da ben Stuttgart'ta değilim ya bu arkadaşları çok sık görmüyorum ama Ali Bey siz bu adamı niye bu kadar kızdırıyorsunuz ya? Adamın tansiyonu çıktı ya. Pulsu 110 oldu. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlısınız, seviyorsunuz. Alkışta sizi. İşinizi severek yapıyorsunuz, ediyorsunuz ki
Bir kademe sonrasını düşünelim. Bir adım daha ilerisini düşünelim. Kendimizi geliştirelim. Olduğumuz yerde durmayalım. Şimdiye kadar iyiydi ama bundan sonra değil. Dünya değişiyor. İnsanlar değişiyor. Zaten değiştik. Biz de değiştik. 30 sene önceki yaşantımızla bugünkü yaşantımızın çok fazla, yani belki %40'ı, %50'si falan belki aynıdır. Geri kalan değişti. Onun için yaşam alanlarına olan isteklerimiz, arzularımız, beklentilerimiz de değişiyor. Onun için dedik, bu kriz dönemini kullanalım. Kendimizi yenilemeye kullanalım. Kendimizi geliştirmeye kullanalım. Ha hiçbir iş yapmayalım olmaz. Günün sonunda hepimizin tabii ki buna da ihtiyacı var. Bir şeyler kazanması lazım. Onunla ilgili de güzel fikirler aldım. Küçük de düşünelim yerine göre. Önemli olan nedir? Hedefe ulaşmaktır. Hedefe ulaştıktan sonra kimse size sormayacak. Son 2 yılda bu krizi nasıl atlattın? Ya sen işte Bonnet'te fayans için bile şeye giriyordun, şu arkadaşın yanında. Kimse onu demeyecek. Günün sonunda başardın mı, başarmadın mı? Bu krizden geçebildin mi, geçemedin mi? Günün sonunda geçerli olan bu olacak arkadaşlar. Onun için geliştirme konusunda tamamen katılıyorum size. Geçen bir panelde de bir şey daha demiştiniz. Bir telefon görüşmemde şöyle bir şey oldu. Ya dedim tabii paraya ihtiyacı var herkesin. Yani aylık giderleri var, masrafları var, leasingleri vardır, elemanı vardır, kirası vardır. E ama son yıllarda herkes güzel para kazanıldı demiştiniz, siz demiştiniz yani, değil mi? O paralar ne oldu? Onunla ilgili siz güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki biz 3-5 kuruş kazanınca hemen koyuyoruz yerimize, gidip Kayseri'den bir arsa alıyoruz. Kayseri dönmekti. Bu başka yer de olabilir tabii ki. Bu da tabii ki stratejinin bir bölümü. Yani kazandığınız paranın bir bölümünü, büyük bir bölümünü asıl işinize, geleceğe ulaşabilmek için yatırmanın ben de taraftarıyım. Her zaman. Yoksa olduğumuz yerde kalırız, geri gideriz. Son bir tur şöyle yapalım. Soru var mı? Geçen programlarda hep bunu sormuştuk. Misafirlerimiz içinden bu değerli arkadaşlarımıza ya da salonda bulunan diğer arkadaşlarımıza herhangi bir sorusu ya ben bunu merak ediyorum, bunu bilmek istiyorum diye sorusu olan misafirimiz varsa böyle bir elini kaldırırsa ben mikrofonu ona hemen yetiştireceğim. Yani siz de katılın konuşmaya. Var mı bir sorunuz? Yok. Hı? Sen mi sorun? Buyur sor. İçinizde sigorta ile ilgili su basanın evinde sorunu olanların sorunu var mı? Birisinin hiç evini su bastı mı? Ne yaptınız? Sigorta yardım. Önce sigorta yardımınız. Kaç gün sürdü birisi gelene kadar? 2 gün sonra geldi. 2 gün sonra. Siz? 3-4 kadar sürdü. Efendim? 3-4 kadar sürdü sigorta edildikten sonra. Ama daha sonra hallettik. 3-4 güne geldi. 3-4 güne geldiler. Bizde garanti 24 saat içinde birisi geliyor. Ve bütün işlerde de sizin için bir imzanız lazım. Bir imza her şeyi sallediyoruz. Hiçbir problemi görüşmenize de gerek yok. Sigortaya kendileri bildirme mecburiyeti yok mu? Yok. Yok. Kesinlikle. Öyle mi sigortacı arkadaşlar? Yani ben öyle biliyorum çünkü. Uzmanlar var. Hemen çözelim. Önemli bir şey. Zararın miktarına göre bildirilmesinde fayda var diyorum. Sonradan görünmeyen zararlar çıkıyor. Haber verilir ama kendi başına da kendi firmaları oraya getirtirip fotoğraflarıyla onların yazdığı raporlarla belgeleri sigortaya sunabiliyor ve arkadaşımız da bu raporları yazarak verdiği için ilk başta bildirmese de onlar halledebiliyor. Bunu söyledim. Tamam, ikisi de oluyor. O zaman bu arkadaşın broşürlerini giderken alın. Kötü bir günde lazım olmasın ama. Yeni bir ev aldığınızda çağırın arkadaşı, daire aldığınızda çağırın arkadaşı. Önce bir baksın sizinle birlikte. Öyle adım alacağız. Buyurun. İsmim Ahmet Can, Çıldıkar'da kalıyorum. Belediye evinde damadımın evine 1 sefer su bastı. Kötü su. Hani normal tuvalet suyu, mutfaktan geri bastı. Ne bir kuruş para dediler, ne de karıştılar. Masrafı hep cebimizden çektik. 3 sefer aynı yere. 3 sefer aynı hata oldu, biz hep cebimizden çektik. Bir de havuz rahatsızlık, şimdi işi spor da var.
Evet, o bir problemli bir daire anlaşılır. Buram hocam. Ama bu sigorta konusuna batıp alamıyordum. Tabii ki ben şu anda böyle kafaya göre bir şey veremem, cevap veremem ama şuna dikkat etmelisiniz sigorta yaparken. Bir, hem su boruları olsun, yangın falan tabii ki var da su boruları, su borularının kırıldığına göre sigorta yapmalısınız. Bir, ama sizin zararınız yerden gelen ya da geri tepen bir su olduğu için onun belirli şartları var. Dışarıdan gelen bir selden dolayı tamamsa ama bir tıkanıklıktan dolayı olduysa hiçbir sigorta ödemiyor, onu da söyleyeyim size. Siz kendi aranızda burada devam edin istiyorsanız. Misafirlerimizi daha fazla sıkmayalım. Sizlerin söylemek istediği son bir şey var mı? Eklemek istediği son bir şey var mı? Yoksa abi biz seni sabah kadar dinleriz ama ben sağlığından korkuyorum senin. Yoksa kıymetli bilgilerin çok heyecanlanıyorsun ama bu heyecan seni başarılı yapmışlar. Ben bunu anladım. O zaman bu değerli misafirler, Ali Bey, sizin de izninizle ben ikinci paneli bitirmek istiyorum. Hepinize katıldığınız için bu üçüncüsünü yapmış olduğumuz sektör buluşması diyeceğim ben. Sektör buluşmasını denginleştirdiğiniz için, teşvik ettiğiniz için öncelikle şahsım adına teşekkür ediyorum. Ali Bey kendisine bir şeyler söyleyecektir herhalde. Ben kendi şahsıma çok değerli bilgiler aldım. En azından yani bilmediğim bazı şeyleri duymuş oldum. En azından birçok arkadaşımızın benim gibi düşündüğünü duydum. Gerçekten hepimize moral verecek, kriz içerisinde bile nasıl düşünebileceğimizi, nasıl davranabileceğimizi, o pozitif enerjiyi nerelerden bulabileceğimizi gördüm. Birçok insanla bunu gördüm. Hiç kimseyi burada ah bak öldük, bittik, battık, bizim sorumuz ne olacak, böyle bir şey görmedik. Bu tabii hem bizim yapımızdan biraz kaynaklanıyor, hem de tabii hepimiz biliyoruz, hepimiz tecrübeliyiz. Her inişin bir çıkışı olacaktır. Buna inanıyoruz ama kendiliğine olmayacaktır. Biz de bir şeyler yapmamız lazım. Biz de katkımızı sunmamız lazım. Biz oturalım, nasıl olsa gelir bir yerlerden düzelir. O olmaz tabii ki. Gayret bizden gelmesi lazım. Ama inanıyoruz ki çalışırsak, çabalarsak biz bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz. Eminim çok potansiyeli olan bir ülkedeyiz. Bunu da biliyoruz. Güçlü bir ekonomisi var. Bunu da biliyoruz. Öyle hemen bitti, battı, yandı, kül oldu diye bir şey olmayacaktır. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Geçecektir inşallah. Ben kendimce gerçekten motive oldum bu akşam. Çok cesaret aldım ve hepinizde de gördüm bu cesareti. Hepinize de bunu tavsiye etmek istiyorum. Nacizane olarak söylemek istiyorum. Ve inşallah diyorum önümüzdeki yıl ki Ali Bey bunu devam ettirecektir inşallah bu buluşmayı. Önümüzdeki yıl daha farklı şeyler konuşuruz inşallah diyorum. Bu dilek ve temennilerle hepinize hayırlı bir akşam diliyorum. Güzel günler diliyorum. Şimdiden yeni yılınızın hayırlı olmasını diliyorum. Tatillerde 3-5 gün dinlenmenizi diliyorum. Herkes için şöyle bir rahat zaman olsun. Çünkü zor bir zamandan geçiyoruz. Dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için, ilgi gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, görüşmek üzere.